Herkese merhabalar. Şimdi dikkatini nefesine kalemine getir deneyimine hoş geldiniz. Bunun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Şu an bir taraftan başka bir platform üzerinden diğer bu atölye katılımcılarıyla birlikteyiz. Ama etkinliğin ilk bölümünde, bu daha doğrusu bu deneyimin ilk bölümünde bir aslında klasik bir yoga pratiği yapıyor olacağız. Bizim her derste yaptığımız gibi. Buna siz de bulunduğunuz yerden dahil olabilirsiniz. İlla bedensel olarak katılmasanız da dilediğiniz gibi gözünüz açık, kapalı, dinleyerek ya da sırf bu hareketleri deneyimleyerek, düşünerek de bu sürece katılabilirsiniz. Ben mimarım. Çok yakın bir zamanda da yoga eğitimini tamamladım. Ve aslında yoga eğitimine başladıktan sonra mimarlıkla ilgili çeşitli bağlantılar olduğunu gördüm. Ve aslında bu özellikle bu paradigma kayması, garip günler, yorgun zamanlar içerisinde bu festival programında mimarlarla da bu konuyu değerlendirmek istedim. Ve bu konuda bize alan yaratan festival organizasyonu için teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş pratiğimize geçelim. Dediğim gibi aslında çok klasik bir yoga pratiğinden oluşacak. Ben de yerimi alayım bu sırada aslında. Çok kısa bir meditasyonla başlıyor olacağız bu çalışmaya. Bunun için dilerseniz masanızın üzerinde herhangi bir bölgesinde rahat bir oturuşa gelin. Burada buluşalım. Yani bağdaş kurarak oturabilirsiniz. Bu dizleriniz üzerinde oturabilirsiniz. Sırtınızı bir yere dayayabilirsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl rahat edeceksiniz? Ya da şu an bir masanın üzerinde değil de sandalyenin üzerindeyseniz orada da bu süreci deneyimleyebilirsiniz. Lütfen bu alanı kendinize yaratmak için vakit tanıyın ve rahat olduğunuz bir yere gelene kadar bedendeki o hareket ihtiyacına cevap verin. Burada kısıtlamayın kendinizi. Belki derin bir nefes alıp ağızdan boşaltacaksınız. Bunun bedene etkisi nasıl? Belki omuzları iyice kulaklara çekip bırakacaksınız biraz bu bölgeyi rahatlatmak için. O rahat sabitliğe gelene kadar lütfen kendinize bu alanı tanıyın. Ya da buraya geçmeden önce başka ihtiyaçlarınız da olabilir. Su içmek, tuvalete gitmek, her ne dilerseniz bunu yapabilirsiniz. Yine atölye süresince de dilediğiniz yerde, dilediğiniz dinlenme pozunda ya da dilediğiniz pozda kalıp bekleyebilirsiniz, durabilirsiniz. Lütfen kendinize her alanı tanıyın. Çünkü çok yoğun bir dönemde olduğunuzu tahmin ediyorum sizin de. Bu hepimiz için bir rahatlama ve keyif alanı olsun istiyorum. Evet, belki bedeni yavaş yavaş o sabitliğe davet ederken önce gözleriniz yavaşça kapanıyor olabilir ya da açık olabilir. Eğer gözlerinizi açık tutmayı tercih ediyorsanız bir etrafınıza bakın. Yukarı, aşağı, sağa, sola neler var etrafınızda? Nasıl bir mekanın içerisindesiniz? Ve belki gözler yavaşça kapanmaya başlayacak. Nefesler derinleşecek. Omurga uzun ve dik. Şimdi dikkatinizi zihin ve temas noktalarına getirin. Bu noktaların ısısı nasıl? Hissiyat nasıl?
Nerelerde boşluklar var? Nereler temas ediyor? Her nefes alıp verişte ağırlığı bırakmak mümkün olabilir mi? Bu sırada odanın ısısı nasıl içinde bulunduğunu, bedenin farklı noktalarında farklı sıcaklıklar hissediyor musunuz? Ya da çeşitli kokular, belki belli belirsiz sesler, belki insan sesleri, belki tarif edemediğiniz sesler. Bir gözlemci olaraktan bunları deneyimleyin. Bunları fark etmeye çalışın. Her nefes alışta oturma kemiklerinden başın tepesine bir uzama. Her nefes verişte kalçalardan yere doğru bir ağırlaşma mümkün olabilir mi? Bu sürede nefesiniz nasıl? Belki bunu söylediğimde çeşitli çabalar ortaya çıkacaktır bedeninizde. Ama dikkatinizi nefesinize getirin. Belki biraz derinleşecek. Belki tekrar bir nefes alıp ağızdan boşaltmak isteyeceksiniz. Ve havanın burun deliklerinden bedeninize girişi ve nefes oluşu tekrar burun deliklerinden çıkarak havaya karıştığı bu süreci gözlemleyin. Bedenin diğer parçalarını da etkiliyor mu bu nefes alışverişler? Belki karnınız, belki oturma kemiklerini ya da yukarı aşağı hareket eden göğsünüz. Üstünüzdekilerin dokusu, belki onların nefese eşlik ederek hareket edişi, bu dokuların size hissettirdikleri yumuşaklığı, sertliği, esnekliği. Belki tüm bunları takip ederken zihniniz başka taraflara, belki gelecek planlarına, belki geçmişe, belki şu an hep birlikte deneyimlediğim bu atölyenin detaylarına geliyor olacak. Böyle durumlarda nefesinizi tekrar, dikkatinizi tekrar nefesinize davet edin. Ve iyice derinleşsin nefesiniz. Ağızdan boşaltın. Şimdi eğer gözleriniz kapalı ise çok yavaşça açarak ilk açtığınızda ne gördünüz? Daha sonra ne göreceksiniz? Bunları deneyimleyerek çok yavaş yavaş tekrar nefesi yüzeye davet ederek gözlerinizi açalım. Burada tekrar bir omuzları kulaklara doğru çekip bırakalım. Belki biraz daha yine omuzlarla oynayalım. Bedeninizden nasıl duyumlar çıkıyorsa lütfen bunları takip edin. Yani bu kolları açmak da olabilir, eğilmek de olabilir. Her neyse burada küçük bir artık bedene hareket getirmeye başlıyoruz. Ve sonra gelsin eller yere bedenin iki yanında. Tıt 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 yürütün. Parmak uçlarınız yere dokunana kadar. Sadece parmak uçlarınız.
Kollar yere doğru uzuyor. Yine kalça kemikleri ağır. Yere doğru yer çekimiyle birlikte hemhal olarak çalışıyor. Ve sonra nefesler yerdeki elleri nasıl etkiliyor? Buna dikkatini getir. Nefes aldıkça belki biraz yerden yükselecek. Nefes verdikçe tekrar yere konacak. Nefes aldıkça yükselen göğüs, parmak uçları ve nefes verince yine her şey yere doğru ağırlaşıyor. Belki bu hareketi biraz büyütmeye başlayacağız. Nefes aldıkça kollar daha da kalkacak. Nefes verdikçe yerine kavuşacak. Tekrar nefes al. Nefes ver. Belki iyice artık kolları gökyüzüne göndereceğim ve tekrar zeminle buluşacak. Şimdi getir tekrar kolları omuz hizasına aç. Burada dirseklerini bükebilirsin. Omuzlara herhangi bir yük olmamasını sağla. Küçük tekrardan burada bir gözlerimizi kapatacağız. Bakalım neler olacak. Gözlerini kapat. Ve bedenin iki yöne uzadığını hisset. Parmak uçlarından sağa ve sola. Bunları hissederken avuç içleri nasıl? Avuç içindeki boşluklar, parmaklarının arasındaki boşluklar, iki kolunun arasındaki boşluk ve düzlem nasıl? Ve nefeslerinle birlikte yavaş yavaş kolların, elleri birbirine doğru yaklaşmaya çalışsın. Her nefesin bu hareketi etkisini dikkatini getirir. Bu deneyim tamamen senin şu an hissettiğin bir şey olabilir. Yine omuzlarını rahatladığını hisset ve eller birbirine yaklaştığın her nefesle birlikte tekrar arasındaki mesafe değişiyor. Bu mesafeyi nasıl hissediyorsun? Belki çok yaklaştığı yerlerde artık belki ellerinin ışışını hissedeceksin. Ve o ilk dokunuşa dikkatini getir. Simetrik olmak zorunda değil. Her nereye denk geliyorsa eller birleşsin. Getir kalbinin önüne. Baş parmakları göğsünde desteklesin. Birkaç saniye burada kal. Sonra hazır olduğunda ayak dizler ve eller üzerinde fiil poza gel. Masa pozu, dört ayak pozu diyoruz biz buna. Bu aşamada dilerseniz dizlerinizin altına bir battaniye alabilirsiniz. Burada önemli dizlerinizi korumak. Çünkü biraz da burada oynuyor olacağız. Hem bedenimizin sınırlarını hem mekanı seçmek için. Ben üşüdüğüm için çoraplarımı giymiştim. Tekrar çıkarıyorum. Size de tavsiye ederim yoga serisinde zemini daha rahat hissetmeniz için. Burada da yine alan sunayım kendinize. Bu dört ayak üzerine geldiğinizde ellerinizi kaldırabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bir kedi gibi aslında. Burada artık farklı bir pozdayız. Belki tekrar bir etrafa bakmak isteyeceksiniz. Buradan nasıl görüyoruz çevremizi? Neler var etrafımızda? Daha önceki yükseklikte görmediğimiz neler var burada? Bir yandan eller köklensin. Bir kedi gibi aslında belki önce parmak kökleri, sonra parmakların yere iyice köklendiği bir poz. Dizlerin arasındaki mesafe kalça mesafesi kadar açık. Burada da lütfen bu bedeninizi alanı tanıyın. Bir bakın sınırları nerede? Nerede dengeleniyor bu hareket? Bedeniniz sizi ne tarafa yönlendiriyor? Aklınıza gelen her türlü şekli burada yapabilirsiniz. Saçmalamak serbest. Lütfen rahat olun. Çünkü beden duyumları ve beden ihtiyaçları çok değerli. Onlara bu alanı tanıdıkça daha çok keyif alacağınıza inanıyorum. Bu hareketlenmeler bittiyse bir sabitliğe gelelim. Burada da yine bu kararlı, dört ayak üzerinde kararlı bir aslında stüktürümüz var. Bir bakalım burada dengeyi biraz şaşırtmak için neler yapabiliriz? Belki sağ koluna gidecek, sağ kolunu gönder ve sol ayak arkaya doğru uzasın. Sanki bir yere basar gibi.
Burada tekrar sol elin ve sağ dizin arasındaki ilişkiyi, sağ el parmakların ve sol ayağın arasındaki ilişkiyi, bütünlüğü, birliği ve birlikte nasıl çalıştıklarını bir araştır. Sonra gelsin her ikisi yere. Bu defa diğer taraf için sol kolu öne gönder. Ben mesela burada biraz daha çünkü ters yapmışım. Dengemi bulamamıştım. Yine aynı şekilde şu an sağ elinde neler oluyor? Sol dizinde neler oluyor? Bu iki alanın birbiriyle olan ilişkisi ne? Ve bedenin hangi yönlere uzuyor? Yine sol el ve sağ ayak arasındaki mesafe. Sonra gelsin el yere. Buradan artık yavaş yavaş akışlara geçiyor olacağız. Burada derin bir nefes al. İyice uzasın omurga. Ve nefes verirken yavaşça kalçayı topuklara doğru düşür. Al artık. İyice yere yerleş. Bir burada da tekrar deneyimle. O bacakların arasındaki boşluk, nefesle birlikte göğsünün dizlerine olan ilişkisi, belki nefes alıp verirken başım da yerden kalkmak istiyor olabilir. Buna da izin ver. Sonra bir sonraki nefesinde dört ayakta buluşalım. Tekrar nefes al. Nefes verirken gel çocuk burcu. Nefes al. Dört ayak. Nefes ver. Çocuk burcu. Burada nefesinin ritmini takip edersen bunu birkaç kez kendin lütfen tekrarla. Sonra tekrar dört ayak üzerinde buluşalım. Belki tekrar burada farklı bir şey yaptık. Bedenin ihtiyaçları olabilir. Bunları fark et. Sonra bu defa daha farklı bir şey yapalım. Yine nefes alalım. Ve nefes verince dizleri biraz yerden kaldır. Ve tekrar nefes alırken inilsin yere. Nefes al. Kaldır dizlerini. Nefes ver, gelsin dizler yere. Bir kez daha nefes al, kaldır dizlerini ve nefes ver, dizler yerde. Burada ellerin güçlü yeri hissettiğini tekrar hatırla. Hatta bir tekrar yere bak, yerde çıkan onu ellerinin birbiriyle olan aralıklarını değiştirmek istediğin bir şeyler olabilir. Ve bu defa nefes alıyoruz ve nefes verirken kalçayı iyice gökyüzüne doğru gönderiyoruz. Bu yogada en çok kullandığımız ve ara pozlardan, geçiş pozlarından biri aşağı bakan köpek. Ben de tekrar geliyorum poza. Kollar güçlü, kalça kemikleri gökyüzüne doğru. Burada dizlerinizi güçlü kullanabilirsiniz. İlla şey yapmanıza gerek yok. Hatta bugünün ilk aşağı bakan köpeği olduğu için hareketli bir yerde olabilir. Topuklarınızı yere gönderebilirsiniz. Bacaklarınızla oynayabilirsiniz biraz. Şimdi artık daha farklı bir açıdan deneyimliyoruz burayı. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir ama eğer açık ise bir etrafınıza buradan bakmanızı öneririm. Sonra bir nefes alırken dört ayağa, nefes verirken çocuğa. Nefes al. Gel dört ayağa. Nefes ver. Aşağı bakan köpek. Şimdi ellerin arasına bak. İki büyük adımla gel. Ve burada parmak uçlarını iyice yere temas etsin parmak uçlarına. Bu defa omurganı yere parlayan hale getir. Bu yarı yol açılma, yarı yol nefesi. Bu da yine kullandığımız ara pozlardan biridir. Burada nefes al, bir uzamayı hisset. Kalça kemiklerinden başın tepesine, ayakların güçlü yere basıyor. Nefes verirken katlan bacaklar üzerine. Nefes al, tekrar yarı yola gel. Nefes ver, katlan bacaklar üzerine. Burada biraz başı serbest bırakmayı deneyeyim.
Ve aynı şekilde topuklardan, ayağın tüm tabanından yere nasıl köklendiğinde dikkatinizi getirin. Ve biraz daha burada kalmayı deneyin. Sonra bir kez daha yarı yol açın. Nefes al ve nefes verirken gönder kolları yukarı ve gelsin bedenin iki yanına. Şimdi bu pratiğin başından beri bambaşka bir yerdeyiz, ayaktayız. Yine görüş açımız, bakış açımız değişti. Belki bir kez daha etrafımıza bakacağız. Burada çeşitli beden ihtiyaçlarımız olacak. Ya da tamamen sabit durup şu an nefesimize, bulunduğumuz yere basan ayaklarımıza, bu ayakların altındaki dokuya ya da tüm kütlelerimizi taşıyan o zeminle temasa dikkatinizi getirebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an benim yaptığım gibi, çünkü biraz soluklanmam da gerekiyor, odada da dolaşabilirsiniz. Burası artık yeni bir yer. Hazır olduğunuzda matın önünde buluşalım. Evet. Şimdi ayaklar kalça mesafesinde açık. Ellerin arasında sanki bir pilates topu ya da bir bulut tutuyor gibi bayağı rahat, dirseklerimiz rahat, omuzlar kulaklardan uzakta. Ayakların zemininden bedenin başın tepesine kadar aslında bir canlanma var. Onları istedim. Tıkır 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 yukarı doğru canlansın. Karın, göğüs, kafatasının tepesi. Ve sonra elleri gönderin yukarı nefes alırken. Nefes verirken sırttaki uzunluğu koruyarak katlan bacaklar üstüne. Nefes al, yarı yol açıl. Nefes ver. Ayaklar kocaman adım geriye, plank pozu. Burada kalça ve omuzlar aynı yükseklikte, benzer yükseklikte. Topuklar yere doğru uzuyor. Ve bakışlar yerde ya da biraz önde. Şimdi dizler gelsin yere. Daha sonra dirsekler bükülmeye başlasın. Göğüs, çene gelsin yere. Bırak her şeyi yere. Bir kez daha belki başını hareket ettirmeden etrafına bakacaksın. Ve tekrar nefes alırken göğüs kafesini yükselsin yerde. Nefes verirken gel yere. Daha sonra bir dört ayak üzerinden geçerek gel aşağı bakan tepeye. Ellerin arasına bak. Kocaman iki adım ilerle. Yarı yol açıl. Ve nefes verirken katlan bacakları üzerine. Nefes al, gönder kolları yukarı. Nefes ver, kollar gelsin bedenin iki yanına. Küçük bir gidiş selamlama yaptık. Biraz süremizi aşmamak adına hızlı ilerliyor olacağım. Çünkü daha çizimler var. Burada tekrar bir soluklanalım. Tekrar bu ikinci ayaktaki pozda neler hissediyoruz bu küçük güneşe selamdan sonra. Sonra masanın önünde buluşalım. Bu defa sağ adımımızla matın uzun tarafına doğru kocaman bir adım açalım. Bacaklar kalça mesafesinden biraz daha açık ve gelsin eller bedenin iki yanından uzasın. Vitriyu yutalım. Belki burada bu alanı tekrar keşfetmenin, bu alandaki o hareket kabiliyetlerini, belki tekrardan nasıl alanınız olduğunu bir daha inceleyeceksiniz. Ya da sabit durup uzamayı hissedeceksiniz. Daha sonra sol ayak matın uzun tarafına doğru dönsün. Kalçalar hala matın uzun kenarını gösteriyor. Sağ ayağın topuğu da yine matın uzun kenarına doğru dönsün. Yani her iki ayak karşıya bakar gibi, kollar uzun. Burada şimdi sola doğru sanki bir şey tutmaya çalışır gibi uzan, 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 uzan ve ne kadar gelirsen gelebildiğin yerde gelsin sol dizin üzerine konsun.
Sağ kol dönsün yukarı. Bu en sevdiğim eski pozlardan biri. O yüzden yaptırmak istedim. Şifonu sana üçgen pozu o. Ve sırtımı sanki arkada bir şeye yaslar gibi. Omuzlar birbiri üzerine. Sol ayaklar. Burada dizini minik bir şekilde kırabilirsin. Sağ kol yukarı. Beden iki bacak üzerinde yükseliyor. Ayaklarının zeminde temasını tekrar hisset. Ve yine sağ koldan çekilir gibi gel. Bitiriyoruz adamımıza. Dön. Bu defa sağ taraf için. Sağ ayağı. Çevir masanızın kısa kenarına. Sol topuğu devir. Ve uzan. Gelsin biz de bir yere. Sağ kolun. Sol kol. Yükseltin. Dediğim gibi burada eğer sağ diziniz ya da bacaklarınız gerekiyorsa çok küçük bir mini bir bükülme yapabilirsiniz. Ve sonra tekrar sol koldan çekildiğiniz bir yer. Bacaklarını kapat. Kollarını bir yukarı gönder. Bir tekrar aç. Hatta bir sağ. Bu defa bir modüler adamı gibi. Bir sağ kaldırıp tekrar bir solu kaldırabilirsin. Bedenin içinden hangi hareketler gelmek istiyor, geliyorsa lütfen bunlara kulak ver. Sonra tıt 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 tekrar bacaklarımızı biraz açalım. Bu defa trikonasandaki gibi geniş değil. Bir daha. Buradan yavaşça yine etrafımızı izleyerek dizlerimizi büke büke belki sağa sola oynayarak biraz bu harekette, bu pozda neler yapabildiğimizi hissederekten zemine doğru ilerleyelim. Ve bir oturuşa gelelim. Ah. Oturuşa geldik. Peki buradan sonra neler yapacağız? Buradan sonra aslında biraz yavaş yavaş dinlenme tarafına geçeceğiz. O yüzden belki kağıt kalemlerinizi yanınıza alabilirsiniz bu aşamadan sonra. Çünkü ufaktan dinlemeye de başlayacağız. Ama lütfen yerdeki bu pozda, yerdeki bu anda ihtiyacınız varsa onları giderin. Biraz uzanmak, dinlenmek, nefeslenmek, su içmek, tuvalete gitmek, her neyse içinizden gelen bunu değerlendirin. Sonra ben denerken genelde yüzüstü karnımı iyice yere yaparak yaptığım bir alıştırmaydı. Ama siz oturarak masa başında her neredeyseniz bunu o şekilde yapabilirsiniz. İlla bir kağıt kaleminiz olmasına da gerek yok. Hayali bir çizim de yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp bunu da dinleyebilirsiniz. Çünkü bunun da bedeninize etkili deneyimlemeye çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi hangi pozisyondaysanız tekrar bir belki kısa gözleri kapatacağız. Bu kısa yaptığımız biraz da hızlı olarak yaptığımız bu pratikte neler hissediyoruz? Nefesimiz nasıl? Bir ona tekrar bakalım. İlla gözleriniz kapalı olmayabilir. Belki kağıtlarınızla ya da önünüzde bulunan kalemlerle de oynayacaksınız. Bilmiyorum çünkü bunun da başka bir, bu maddenin de başka bir esnekliği var. Oynayınca belki bugün yaptığımız bazı pozlara benzeyen şeyler, şekiller çıkacak. Biraz o çizim yapacağımız kağıdın dokusu, yüzeyi, hissi, rengi, biraz da onunla da tanışalım. Ya da kalemi, tutuşunuz. Bu sırada kolunuzla, kalemin kolunuzla, omzunuzla, kafanızla ya da bedenin diğer bölgeleriyle olan ilişkisi ne? Bunu da bir deneyimleyelim, araştıralım. Sonra dilediğiniz formda ya da şekilde hiç fark etmez. Biraz kalemle kağıdınızın üzerinde oynamaya başlayın. Her nereye gidiyorsa kaleminiz. Nasıl şekiller çıkarıyorsa ya da farklı renk kullanmak istiyorsanız farklı bir renkle. Biraz bırakın aksın kağıdın üstünde. O
pratiğimizde de yaptığımız boş alanlar gibi. Burada içimizden her ne geliyorsa, ben sizinle konuşurken bayağı buraya taslım bir şeyler çiziyorum ama şey değil. Ve bunların bu çizimi yaparken sesiniz nasıl? Ya da çizdiğiniz, yaptığınız şeyle nefesin bir ilişkisi var mı? Olabilir mi? Ya da bunu söyleyince çeşitli duyumlar oluşmuş olabilir. Biraz burada bırakın kaleminiz, kolunuz, o bedendeki duyumunuz sizi yönlendirsin. Ya da başka bir şey, daha rigid bir şey çizmek şu an içinizden geliyordu. Lütfen ona da alan açın. Şu an yine bizim kendimize tanıdığımız bir duyumsama alanı. Çok sıkıldıysanız bırakabilirsiniz. O alanı da tanıyayım. Belki temiz bir sayfa çıkaracaksınız. Çünkü küçük bir egzersizimiz daha var. Bu süreci sonlandırmadan önce. Şu noktada. Evet. İkinci aşamasını geçelim. Bu da yine yogada temelde yapılan pratiklerde yer alan bir şeydir. Bir beden taraması yapacağız bu defa. Ama bunu çizerek ifade ediyor olacağız bedenimizdeki duyumları. Bunun için bilmiyorum, ben kendi çalışmalarımı yaparken çok afaki bir insan bedeni üzerinden çalıştım. Siz dilediğiniz çöp adam, başka bir şey çizebilirsiniz. Mükemmel bir şey çıkarmak istemiyoruz burada. O yüzden hani çok da endişelenmenize gerek yok. Lütfen istediğiniz kadar özgür davranın. Ne bileyim, kendinizi bir üçgen olarak çizmek istiyorsanız bu da olabilir. Ya da bir kare. Bilmem, ben üçgen olurdum herhalde, o yüzden öyle söyledim. Sonra bedeninizi çizdiysek, bizle hazır bekliyorken o. Bir tekrar bakalım mekana. Neler var mekanda? Önümüzde, arkamızda. Belki bakarak, belki hissederek ya da hatırlayarak bu bilgileri çağırıyor olacağız. Ne kadar mesafe var? Belki tavanla aramızda ne kadar mesafe var? Tekrar belki bunlarla ilgili hissettiklerimizi ufak notlar, çizimlerle kağıdımıza döküyor olacağız. Belki odanın ısısını not alıyor olacağız. Hissettiğimiz hissi doğru olmak zorunda değil. Artı, eksi, soğuk, sıcak, her nasıl istiyorsanız. Sonra yine gelsin dikkatler nefese. Bir bakın. Nerede hissediyorsunuz nefesi? Belki ona ufak bir işaret koyacağız. Karında mı? Kollarda mı? Burun deliklerinde mi? Nerede hissediyorsunuz? Sonra tekrar dikkatimizi zeminle temas eden noktalara getirin. Kalçalar olabilir. Benim önceki uzanmamda gösterdiğim gibi karnınız bir yere yaymış olabilirsiniz. Çok iyi hissettiriyor. Ayaklarınız olabilir. Bu noktalar nerede bedeninizde? Ve bunlar size ne hissettiriyor? Küçük eskizler, sadece sizin anladığınız ya da sizin bir daha baktığınızda hatırlayamayacağınız bir şeyler bile olabilir. Bir bunları aktarmaya çalışın. Bu hisleri araştırırken neler çıkacak ortaya? Belki de bedenin zeminle temasındaki boşlukları hissedeceksiniz. Belki ağız içindeki boşluğu, belki gözlerinizin yuvarlarındaki boşluğu ya da kalemi tutarken havucunuzun içindeki boşluğu. Ya da her iki nefes arasındaki o küçük boş anı. Tüm bu duyumsamalar kaleminizde
Aksın gitsin kağıda. Ayaklarınız nasıl? Nasıl hissediyor? Zeminde mi? Sert mi zemin? Bilekleriniz, üst bacaklar, kasık bölgesi, karın. Çoğu zaman karnı, alt karnı özellikle tutma eğiliminde oluyoruz. Belki burada, ben bunu söylerken orada da bir değişim, bir açılma hissedeceksiniz. Yavaş yavaş göğüse, göğsün yükselip alçalması, nefesin bedene doluşu, çıkışı, bununla birlikte beden parçalarının hareketi. Omuzlarınız rahat mı? Ya da şu an aklınızdan ne geçiyor? Tüm bunlar deneyimimizin bir parçası olarak kağıtta yerini bulsun ya da bulmasın. Ağzınızın içi, belki bunu söylediğimde ağzınıza gelen bazı tatlar, vücut sıvılarının hareketi. Gözleriniz, kulaklar, kulaklara gelen sesler. Benim sesim. Ve tüm bunların akıp gittiği kolunuzdan çıkan çizgiler belki de. Bu çizgileri çekerken mürekkebin ıslaklığı, kağıdın dokusu. Ve iki kaşın arası ne kadar rahat. Ya da nasıl şu an? Ya da biraz daha rahatlatmak mümkün olabilir mi? Ah. Ve her neredeyseniz devam etmek isterseniz devam edebilirsiniz ya da bırakabilirsiniz. Ama bir söz dinlenmeyi hak ediyoruz bence. Her şeyi bırakıp adet yerini bulsun, şavasana pozumuzu da yapalım. Her şeyi bırakıp dilediğiniz şekilde birkaç süreli, kısa bir süreliğine olsa da dinleneceğiniz ve hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınız bir alan yaratın, bırakın bedenin bütün parçaları yere dökülsün. Belki tutulan yerler ya da farklı duyumsamalar olan yerler var. Bir bunları rahatlatıp bırakın bedeniniz yer çekimiyle bütünleşsin. Her işi o yapsın. Bundan sonra hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Belki bu sesle birlikte yavaş yavaş nefesler yüzeye gelir. Beden hareketlenmeye başlar. Bu hareketlenmeleri takip ederek tekrar pratiğin en başında olduğunuz poza, oturuşa ya da dilediğiniz bir poza gelin. Mümkünse gözleriniz kapalı şekilde ya da açık fark etmez nasıl dilerseniz.
Bir oturuşa geldiyseniz belki başı da biraz düşürebilirsiniz. Eller göğsünün de buluşur. Ve kendinize bu alanı yarattığınız için teşekkür edersiniz. Teşekkür ederim. Namaste. Çok teşekkür ederim herkese bize bu deneyimde eşlik ettiği için. Benim bazı teknik şeylerle ilgili olarak bölümün geri kalan kısmını yansıtmak üzere şeyler yapmam gerekiyor. Umarım keyifli bir atölye, keyifli bir sizler için, sizleri dinlemek için sabırsızlanıyorum.